Merhaba, ben Aydın. Yine bir video ile birlikteyiz. Bugün Nurdi Sinan'ın paylaştığı son videoya ve Kerimcan'ın vloguna tepki vereceğiz. Hemen başlıyorum. Blackpink BTS ile ilgileniyor. Zimin Blackpink, sana sözleniyorum. BTS'den uzak dur. BTS'den uzak dur. Bir fikrim var. Kalamazsın. Evet. Siz de biliyorsunuz ki ben güzellik salonu videosu yaptıktan sonra yanlışlıkla bir furya başlattım ve Nurdi Gundi güzellik salonları Instagram'ın her yerinde on binlerce beğeni alıyor. Nurdilik İki buçuk milyonum. Nurdilik'in YouTube'u beni ziyarete geldi. Oh my god. Asiktir. Biri bu da araştırasın ya. Bu da araştırasın da yayıyordu, güvenmiyorum. Herkese yaptığım trollerin gerçek olduğunu kanıtladığıma göre bugün en düşük IQ'lularının peşindeyim. K-pop fanları. Dedim ki K-pop starlarının hepsiyle çalışıp tanışan bir Türk girişimci olsaydı dokuzluk Sümeyyeler ne yapardı? Abla bizi Jimin'le tanıştı! Hadi başlayalım o zaman. Şimdi önce kendimize isim bulalım. Melis Hoeyoung. Based in Korea. Kore müzik temsilcisi bir Türk. Konser organizasyonu 6 yıldır Kore'de. Şimdi 12'lik sudeleri evde ters paranda attıran o mistik şoplarımı paylaşıyorum. O bir kentosuki. I'm the baddest queen Melis Hoeyoung. Yıllar önce bana BTS ile çalışacağım tek Türk olacaksın deseler inanmazdım. Azim ve başarının insanı koyamayacağın pozisyon yoktur. Seninle gurur duyuyorum. Mükemmel bir insan. Lan bu gerçek mi? Evet gerçek. Güzel şop. Gerçek bu arada. Güzel. Bunu fotoğrafta bir anke ben çektim. Yine neler konuşmam. Kore müziğinde Türk girişimcilikleri. O Kore'nin en ünlü sanatçılarını giydiriyor. Konserlerini organize ediyor. Gururumuz, milli gururumuz Melis Hoeyoung. Alt bayrakları ve tani duygular. Bir şey diyeceğim, bunlar gerçek mi? Gerçek görmüyor musun? Bir şey diyeceğim, sizin bu insanlara yaptığınız gaslighting inanmayanlara zorbalık yapıyorlar. Tabii bazılarınız yalanda öyle bir master yapmış ki bana hayat hikayesi yazmış. Sonuç olarak detayları merak edenler hesaba bakabilir. Şimdi ben bir süre Korecan Sudan hastaların gruplarda bu bilgiyi yayın. Bana ulaşmasını bekleyeceğim. Onlarca konuşma ve başarısız giriş. Ta ki o kraliçenin bildirimine kadar. Jenny'li başka fotoğrafı ver mi? Eko. Selam. Aha, tabii var. Aha! CRP verdin. İlk defa bir ünlüden konuşuyorum. Ama yalnız yediğine tatlım. Ünlülen. Canım benim. Konya'ya nasıl gittin? Dolmuş lan. Bir şey reva edebilir miyim? Reva. Rica. Valla ben Suriye ama az Türkçe konuşuyor. Okey, buyur. Jenny'nin fotoğrafını çektin mi? Nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor mu? Tabii ki Kur'an bunlar sapıtmış. Bana kokusunu soruyor. Çektim çektim. Lan Jenny'yi duyacak kurt adama dönüştü. İnsan bir hikayede.
Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, fark ederseniz şu an tam olarak trollemiyorum. Çünkü başka bir şeytanlık peşindeyim. Harika planlarım var ama önce bir gruba girmeliyim. 1 hour later. Arkadaşımın binası Jungkook. Hesabını versem onunla da konuşur musun? Bina derken? Binası! 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 Bak sana ne diyeceğim beni, yani canım şöyle yapalım. Bir grup kurun ya da grubunuz varsa beni alın. Kaç saatliğine konuşabilirim. Sonra zaten Kore'ye uçacağım. Yersen. Period. O beni uçayım. Beni alsın. Period. Kimseye söylemeyin. Fanlara anlatmam yasak. Yemin ederim söylemeyiz. Kaç kişi arkadaşların? 5. Sadece 2 kişi getir. Şimdilik hoşça kalın. Gitme. Gerizekalı gitmiyorum grubu ben mi kuracağım? İşte sefet Alexey bir başlıyor. Abla yalvarırım, ne zaman gördün? Kızlar, ben o Jungkook denen çocuktan hiç hoşlanmadım. Niye? Nasıl yani? Kore'de havalimanındaydım. Onunla fotoğraf çekilmek istedim. Aha! Çekindin mi? O bir Türk düşmanı. Başörtümü alıp yere attı. Siktir! Kendimi çok kötü hissettim. İyi de senin başın açık. İşte çünkü o çıkarıp attı. İnanmıyorsanız eskiden böyle. Dün kalk yüzünden. Zeynep Özel'in gelsene bir dakika. Siktir. Ne oluyor ya? Ne Özel'im Özel'im? Gel kız buraya. Nereye gidiyorsun sen? Özel'im Özel yok. Ana. Siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz Melisa abla? Ablacığım ben. Ben evliyim. Yani hem evli hem kaşık. Canım biz Kore'de medya şirketlerinin konser alanlarını düzenliyoruz. Abla? Abla? Nedense içimden o salıklar birbirleriyle dedikodumu yaptı diye hissediyorum. Bizi soracağız ama sakın gruptan çekme. Tamam kabul ediyorum. Havaalanı hikayesi fazlaydı. Yok canım. Sende hiç onların numarası var mı? Demek bu yüzden. Evet sen. O sılıklar demek bu yüzden. Arkamdan konuşmaya gittin numaraları almak için. Ben seni size yapacağımı bilirim. Sesi küçük şeytan. Yani sadece Jenny'nin menajerininki var. Ama veremem canım. Yatak. Hiç kimseye vermedim. Vermedim. Gerçektir. Sesini duyup kapatırsan. Abla. Abla. Nurdin'in ablana ulvi bir fikir gelir. Tamam ama şu anda sakın aramayın. Melis'in ikna olmazdı. Gece 12'de otelde olacaklar diye biliyorum. O zaman sadece bir kere çağırın sonra kapatın. Kimseye de söylemeyin. Sen! Sanırım ayılan çam. Teşekkür ederim. Asla unutmayacağım sizi. 212 ne ya? Asla unutamayacaksın. Çocuklar salak hepimiz mı? Hepimiz sadece bir kere arayacağız değil mi?
Aynen. Bir dakika. Aha bak ben biliyordum bu az korusan velet çok tehlikeli. Bu veletlerden hangisi az korusuyorsa en tehlikeli o olur. Bu kadın yalan söylüyor. Lütfen saçmalama. Biz gün kanıyoruz. Öyle düşünüyorsanız diyecek pek isteğim yok. Siz. Hayır. Kadının profiline bak, haberlere çıkmış. Yorumlara bak. Sorun değil, sorun değil. İyilik meli. İlikanın özür dileri zannedene. Oh my god. Kraliçe velet idolleriyle konuşmak için resmiyete geçti. Az önce abla gördüm. Verdiğin numaraya bakın Akü. Sahte. Salak mısın? Adettin mi? Ya ne yapıyorsun sen? Aramadım. İnternete yazın. Çiğ köfteci Ali Usta çıkıyor. Abunda la kaka. Abunda la kaka. Annesi yo, siz deli misiniz? Şey ben alan kodunu yanlış yazmışım. Kore yazmayı unutmuşum. Kodalak haber diye bir şey de yok. Korkuyorum. Toz olma vakti. Ne? Ekran geri çıkardık. Bütün fandomlara yayılan. Dolandırıcı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 73. maddesine istinaden sosyal medyada küfür ve kişiye saldırı adına IP adresiniz tespit edilmiştir. Melis Hanım'ın avukatı Seyhan Çiğ Köfteci. Özür dilerim. Ay güzel videoydu Nordi. Hemen Karaköy. Karaköy diyemiyor mu? Dedim mi? Karaköy. Vlog geçiyorum arkadaşlar. Karaköy diyemiyorum. Karaköy. Tam ters değil mi ya? Yanlışsın. Salına da salına da gel. Biz nereye geldik? Karaköy'e. Ve ne çekiyoruz? Sokak kahveleri. En sevdiğim yine 3 kilo almalı. Artı 5 kilo garantili bir sokak kahveleri. Alo. İyi oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Motorunla mı gideceksin? Ya şimdi... Tamam geleyim. Videoya başlamıştım da devamını sonra çekerim gelince. Saatler sonra çekime geri döndüm. Kayda yani. Arkadaşım kahve içmeye çağırınca hayır diyemedim. O yüzden devam ediyoruz. Hemen kulaklığımı takıp başlıyorum. Bu arada çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Ben pudra olarak bebek pudrası kullanmaya başladım yüzüme. Kamera çekim yaparken parlamasın diye. Normal pudralardan daha iyi sonuç veriyor. Çok garip bir şekilde. Niye söyledim bunu bilmiyorum. Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Filtre kahvem de yanımda. Mis gibi. Bir yudum alayım. Zaten Kerimcan'ın videosu daha yeni başlıyordu. Şimdi başlıyormuşuz gibi yaparız. Biz yok değil. Ama o acıyla ve böyle yoğurarak baharatlarla. O pişiriyor kendi, mu? Evet mı? Öyle bir pişirme yöntemi. Umarım. Hani çok lezzetli görünüyor. Gerçekten çok merak ettiğim için tadına bakmak istiyorum. Sonra Karaköy'deyken burada yine Instagram Reels'larda denk geldiğimiz bu kısımlar atlayacağım ya. Çok fazla şey konuşuyorum. Ben orayı bilmiyorum. Can biliyorum. Ben çok gördüm ve uskumru balığına bayılırım. Hani ve onun dürüm şeklinde zamanı ya sizin için hepsini bugün yiyeceğiz. En kötü denemiş ve yorumlamış oluruz. En kötü parmaklayıp kusarız aşkım. Sonra tekrar yeriz. Sonra böyle bir yeteneğiniz var mı bu arada? Kendinizi kusturabiliyor musunuz? Ben hiç kusamıyorum. Ya kusmam gerektiğinde böyle midem çok kötü olduğunda böyle ağzıma gelirken bile kusamıyorum, yapamıyorum. Sebebini bilmiyorum. Bir kere alkollüyken kusmuştum hatırlıyorum. Artık hani o durdurulamadı yani. Burnumdan geldi kusmuk.
o kadar beceremiyorum yani. Giriş var, çıkış yok. O mantığım artık kırmızı verek neydi? Meydanda çok gülüyorum. Alayı çekiyorlar. Hadi yürüyün. Başlayınca da duramıyoruz. Öyle bir şey. İlk defa bu arada Karaköy'e geliyorum. Çok kalabalık bir yer olduğu için tercih etmiyoruz. Kız yemekler sokaklar ne mana? Şey onlar maket. Aa yok. Ciddi misin? Burası mı? Wow. Evet. Pleskavit. Kahvaltımsı bir öğün. Aynen. Onun akabinde hani çiğ köftesidir, balığıdır, etidir, tavuğudur, eşeğidir, evet, atıdır, anladın mı? Onu bilemiyorum artık ne yersek. Evet. Merhaba. Genç bir kız. Kim genç bu lan? Evet. Onu bilemiyorum artık ne yersek. Merhaba kızlar. Evet. Merhaba. Genç bir kız genç. Evet. İşte şu an buldun sanki. Evet. Şu an istediğin kadar konuşabiliriz. Bak buranın Allah'tan sakin saatinde geldik. Balkanlara selam olsun bu arada. Balkanlara selam olsun. Sırbistan, Sırbistan, Ankara'da. Cesibio'dan Alçakov, Santa Dantre. Ne diyor? Unutur muyum kız? Kurbo. Neredeydin bugün? İçe kadar seni bekledim diyor da Sırpça. Evet. Ah. Korkuttun beni manyak deli dana. Olur ya. Nice. Gayet güzel yaptık da. Nice bu arada. Çok güzel, çok lezzetli. Annem 3 tane görüyorsun, boğazından geçmedi sen yapmayınca. Anneciğim. Haydi 5.'yi de yiyorum. Şu anda o zaman bence hiç hız kesmeden... Ben daha yeni yemek yiyip geldim, acıktım. Ne diyorsunuz ya? Kesinlikle. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun siz. Sağ olun, siz nasılsınız? Bir çiğ köfte yiyeceğiz. Belki ardından gelelim sonrasında. Dönüşte burada da dediğim gibi Erzurum İspir fasulyesi var. Ya güzel mi? Efsane. Tamam. Ben gelebiliriz yani kuru fasulye pilav yemeği. Bugün içerisinde geliriz. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne güzel bak. Kuru fasulyeci amcam. Tam kuru fasulyeci. Tamam. Ama bir kuru fasulye yenir bakma. Yenir. Bir kuru fasulye pilav yeriz. İki haftadan sonra balıktan önce. Ay başımıza bir şey düşebilir her an. Koçun. 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 Hadi lan. Ay hadi abi. Hadi lan. Sinek spice'larını zannesin. O ses gurme. 350 metre. Wow. Ben hiç sanmıyorum sana. Mezbahaya bak kız, böyle mezbah mı? Ne mezbahası kız? Adam mı yıkıyorlar? Mezbah derken. Mezbah. Böyle bir yol var. Evet. Ha, bir salon salamayış. Bu bir yol olarak geçiyor. Evet. İkonik. Sokağın adı da hamam sokak mı? Hamam sokak yok mı? Yok değil. Hamam. Tamam. Varsa var diye. Şuradan evet sağ yapıp sol yapacağız. Sağ. Paşaköy'de Karaköy. Bu arada çok fazla alternatif evet var. Ve ben hani tam olarak hani etkileyebiliyorum. Düşüncelerimin dışına çıkıp daha böyle şuradan farklı gideceğiz. Farklı teklifler de geliyor. Evet, farklı teklifler geliyor. Mesela kuru fasulye pilav gibi. Şey hani hiç planımızda olmayan yemekler de işin içine çıkıyor. Bizi şaşırtabilir evet yani. Neden olmasın? Why not? Biz de şaşırabiliriz. Şaşırmaya çok müsait. Biz şaşırmaya açız. Evet. Ay benzincin içinde kaldık kız Samet. Ay arabaların içinde kaldık. İmdat! Diye geldik. Bizi çekebiliyor musun? Sen. Okay. Sen bizi mi çekiyorsun? Diye ben saldırmıştım. Sen bizi mi çekiyorsun diye mi çekiyorsun? İzin vermediğimiz sürece bizi nasıl çekebilirsin arkadaşım? Ama biz tutmuşuz. Ama biz tutmuşuz. Ama ekip. Vursana şuna bir çanta. Sen. Sen bizi mi çekiyorsun? Küçük benim. Belki pipinin ucuna olabilir mi? Sünnet olunca ama. Sünnet olunca ben. Hadi sen de onu tak gel fotoğraf. Teşekkürler. Hayırlı işler. Herkes iyi olsun, mutlu olsun derler. Hayırlı işler. Let's go, pardon. Ay nefese para veremeyeceğim şu an. Nefese para ver, nefese ne yapacağız? Bir Türk olarak. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Gerçek et öyle mi? Gerçek et. İnanamıyorum. Wow. Çok merak içerisindeyiz. Sabırsızlıkla denemek istiyoruz. Sıkıyoruz, bir de orada yoğuruyoruz. Güzelce. Pişmiyor yani. Pişiyoruz. Nasıl pişiyor? Hem biberle pişiriyoruz hem de döverek. Döverek mi? Hem de yoğuruyoruz.
Anladım. %80-90 pişiyorsun. Siz nerelisiniz? Okay. Adıyaman. Öyle mi? Selam olsun. Ne seçeneklerimiz var? Ne seçeneklerimiz var? 20 çeşit çikolatamız var. En sevileni hangisi? En best of'unuz. Wow. Ya. Çok iyi. Wow. Acısı da çok güzel. Wow. Hemen oturalım. Hoş bulduk. Merhaba. Evet. Heyecanlı mısın? Mikrofonun kazağıma takıldı. Ne? Başımıza gelenler. Böyle durmadı. Bugün zor bir kıyafet seçmişim mikrofon için. Çok sıcak, söyle bakalım. Konuyla alakasız. Bir bomba geliyor. Biliyorsunuz Samet arkadaşlar ameliyat oldu. Biz korkunç şeyler yaşadık. Ve ameliyattan sonra mı çekilmiş? Samet'in o acıyı çekerken ki halini görseydiniz. Gerçekten hani o kadar korkunç bir haldeydi ki. Sen de tam ben bir ara Samet çarpılıyor sandım. Hani egzorsizm kapağı gibiydi. Yatakta ters dönüyor. Çok zor. Çığlıklar. Yani böbrek çok kötü bir olaymış. Acısı çok kötüymüş. Ay, ama kimse lütfen yaşamasın. Beni o yatakta acıları dindirirken görün. İki serum takıyorlar. İşe yaramıyor. Samet Bey nasıl oldunuz diyorlar. Çok kötü ya. Ben böyle bağırıyorum. Çığlıklar. Şu an geliyor. Ben yatakta böyle köprü kurmuşum. Böyle acımayan bir pozisyon arıyorum canımın acımadı. Ve bunun için her türlü pozisyona girmeye hazırdım o anda. Herhalde yatakta girdiğim en çok pozisyon o gündür yani. Çok sık pozisyon değiştirdim. Ben de normalde o kadar değiştirdiğini zannetmiyorum bu arada. Bazı. Şu ayağlarımızı açalım bari. Ay, arkadaşım şunu dişimle açsam olur mu? Ay ver bebeğim bana, yapma senin o dişlerine, yazık. Yapılır mı? Dur. Ben o zeytin öyle olmadı. Evet, yap. Maymun zaman. Homo sapiens. Arkadaşım Homo sapiens. İlk insan. İlk insanım şu an. Ay başlıyor muyuz? Biz çok heyecanlıyız. Arkadaşım bu bildiğin sushi'ye dönmüş. Sushi'ye dönmüş. Çiğ köftemiz. Burada üzümlü fındık. Ay ne diyorsunuz, üzümlü fındık. En merak. En merak. Çok hoş görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Deniyorum. Deniyoruz. Wow. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tek başına sushi'ye kafa tutar. Tabii wow. Tabii. Bu arada. Wow. İnanamadım. Wow. Tüyle diken diken oldu. Bu bir evet. Türk lezzeti ve geldiği, evrildiği hale bak. Çok aslında gururlandım kız. Wow. Yemin ederim lezzetten tüylerim diken diken oldu. Normal mi? Şu üzümlüler bir denensin değil mi? Keşke bir ellerimizi mi yıkasaydık Samet biz de yaşıyoruz. Güzel ellerimiz de yiyelim. Her şey yürü. Merhaba neredeydi? Teşekkür ederim. Merhaba neredeydi? Tamam. Yemeğin ortasında el yıkamaya gittiler. Ay gelmişken dedim çişimi yapayım bari. Bir şey diyeceğim, o ellerle o şeylere dokunamadım ben. Sonuçta sokaklardayız, bir yerlere elliyoruz, dokunuyoruz. Bir şey söyleyeceğim, aklıma ne geldi? Samet neredesin? Tuvaletteyim. Kızlar tuvaletinde. Ne aklıma geldiğini söylüyorum. Börekçide para ödemedik. Ve hiç bunu hatırlayıp şey yapmadım, ayıp oldu. Dönüşte oraya gidip paramızı ödeyelim lütfen. Abi arayalım onları. Giderken ödeyelim bence. Wow. Ay merak içerisindeyim şu an, geliyor. En güzeli o şu anda bence yediğim. Wow. İnanılmaz. Normalde çok çiğ köftesi tüketen insanlar değiliz. Çok da tercih de etmiyoruz. Evet. Ama çiğ köftenin nasıl olduğunu biliyoruz. Ve tabii ki ara ara çiğ köfte yiyoruz. Ama bu çiğ köfte değil. Ya da bu çiğ köfte bir çiğ köfte yememiş. Ya da. Bu acı mı? Çok mu acı bilmiyorum ki, ben de götüm yemiyor.
No, özür değil. Şunu bir puanlar mısın? Yemin ederim ağzı sulandı ya. Bunun üzerinden o. Gel bir şişecek. Karşıda çocuğum. Harıl harıl. Tabii. İnanılmaz değil mi? Bayağı güzel. Tebrik ediyoruz bunun sahibi kimse. Bir sonraki lokasyonumuz. Yiyeceğimiz balıkları düşününce de durdurmaya çalışıyorum kendimi. Şundan bir tane daha yiyeceğim. Ya hadi ya. Yiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Bayıldım. Çok var. Zaten. Nasıl dövüyorlar? Ay biz de ödüyoruz tek üstücü adam. E hadi git dön. Biraz döveyim bir de. Şöyle bir sırttan bizi bir ağrılarımız azalır. Şu hani çok futuristik bir şey olmuş. Yediğim o sushi tarzı. Bizim ülkemizde de böyle güzel şeyler sunulması, özen gösterilmesi çok önemli. Evet, yani bu LA Nobu. Evet, aynen öyle. O level'da bir şey yedim. Denize sağlık. Ellerinize sağlık. İyi günler. Hoşçakalın. Nasıllar? Soldan mı? Ne oluyor ayol? Ay üstüme gelmeyin. Şükürlerimden. Üstüme gelmeyin. Biz şimdi Galata Port dedik, balıkçıya gidiyoruz. Balıkçı ama balıkçıdan sanki şey. Önce Galata Port. Sanki Arnavutköy balıkçısına gidiyormuşçasına. Şimdi mikrofonlarımız kayıtta, bizi bazı duyuyorlar. Bazı heyecanlanıyorum ya, kayda girmedim diye sürekli o yüzden bu tarafa bakıyorum. Dişimde madem TTT'den de durup selam vermezsin. Kaçırdım orayı. Çok sanki çalışıyormuşsun. 3-2-1. Duyuyorlar. Kayıt. Dişimde maydanoz var mı? Canım iyi sen. Ay olay. İETT'den de durup selam vermezsin. Çok sanki tanışıyormuşsun ama. Çok tatlı. Ay, inanılmazlar. Karaköy mu burası? Zürafa sokaklar. Ay kaçın. Ay inanamıyorum. Zürafa sokağı sordu. Yurt dışından gemiler Karaköy'e geldikleri için o gemiden çıkanlar böyle tüm askerler maskerler savaşçı. Koli istiyor. Hemen iki dakika Karaköy'e gidip tak tak. Anlamıyor, ben kusabilirim. Oh. Börek yedik, yağlı, kıymalı. Üzerine çiğ et yedik. Ve şu an balık yemeye gidiyoruz. Amcam ne yapıyorsun? Biliyor, yakalar gelsin. Neden? Daha eskin olsun diye mi? Hayır, takar mısın? Kolay gelsin, sağ ol. Hiç o kadar şık şok görmedim. Altın maraklarla şu yazmış. Şu çokun şıklığına bakın. Nasıl böyle altın varaklarla şok yazısı, ben ilk defa ben de gördüm. Ay gerçekten en şık şok. Şık şak. Ay işiyorum. En şık şok Karaköy'de. Şık şak şey tabii. Evet. O sırada o çıktı. Ah bulduk. Ve sıra var. Evet, merhaba, biraz merhaba. Afiyet olsun. Hadi girelim, biraz sıramızı bekleyelim. Ne girmesin ne sıra beklesin. Kız beklemesin. Ne yapalım? Önüne geçeceğiz insanları. Yürüyelim. Ha, biraz Galata Port'a gideriz, dönüşte geliriz. Doğru, biz öyle konuşuyoruz. Ne yapacağız? Ne bekliyorsun? Şimdi yürü. Ay güzel bir yere benziyor. Seni daha da etkileyeceğim. Gerçekten mi? Şey, havaalanından geçiyorum böyle ellerim. Ay çok hoş bir yer. Evet. Bence buraya bir Christmas market hemen kurulmalı. Seveceksin, olmalı bence. Dışarısı de daha mı güzel? Seveceksin, hadi. Ay hemen görmek istiyorum, hadi. Nasıllar? Wow. Aşkım tarihi yarım adam. Sabret beni öldürüyor ya. Fotoğrafta Anadolu yakası. Ay gelir misiniz? Çok güzel. Ben sahile gelmeyeli 2 milyon yıl oldu arkadaşım. Ben de bebeğe gidemiyordum. Ben sana bir şey söyleyeyim, bak yemin ederim sahil kısmında yokum yani. Hadi gel olsun. Oğlum tanrım. Wow. Wow. Çok beğendim ben. Tarihi yarım ada olması beni çok etkiledi. Çok büyük ilgim var. Şimdi muhteşem yüzyıldan beri dermiş. Ay seni gülerken sana bir tane koyarım. Atlasak mı gülümüne? Ay ben böbrek aldım. Ben yine böbrek ameliyatı oldum. İptal. Ben böbrek ameliyatı oldum. Tamam, evet, hani doğru. En azından ameliyat oldun, geçti.
şu an tekrar tekrar onu söyleyip çağırmana ya da öyle bir hastalık ortaya çıkartmana gerek yok. Ne ortası mı ortaya çıktı? Çıktı da bu ortadan 5 gün önce çıktı. Ama en azından çektin ve bitti. Evet. Daha çok çağırıp üzerine bu enerjiyi almanı istemiyorum. Korkuyorum. Saçmalama, bana bir şey olmayacak. Salak, saçmalama. Bana bir şey olmayacak. Farkındaysan bu Londra havasıyla başladığımız günde en azından ufacık bir güneş parçası evet. yüzümüze çarptı. O da delikleri çıktı. Şu anda çok mutluyum. Radyasyon hissediyor musun? Daha radyasyona var. Korkutma insanları şimdiden. Dur. Kız ve her şeyi açıklamıyorlar. Sadece bizim bileceğimiz kadar biliyoruz da. Şimdi kehanetleri dinleyin. İddialara göre. İddialara göre gerçekten 2024 yılı içerisinde haftalarca sürecek internet kesikliği yaşayacakmışız. O yüzden şu an şansınız varken girip tüm videolarımı izleyip beğenebilirsiniz. Seneye değil, bu senenin yani 2024'ün içerisinde böyle bir imkanınız evet. olmayacak. Hatta o yüzden indirim ben. İndirim DVD yapın takıp izlersiniz kız internet etken. Satarsınız bir ağzınızı kullanın diyormuşum ben. DVD yapın. Aşkım sahibi olmamıza rağmen bu oluyor? Bu havanın güzelliği. Evet çok güzel. Esmiyor baksana. Biz mükemmel. De soğuk olacak diye bir giyin. Bir giyin. Ama şu an şundan daha ince bir şekilde giyinmiş olsaydık sıkıntı yaşardık. Evet. Beyaz giyime söz oluyor. Beyaz da toz oluyor. Ay doğru. Beyaz söz oluyor. Söz mü oluyor? Beyaz toz neydi oluyor? Beyaz toz olur. Beyaz giyince mi toz oluyor? Siyah giyince yok, mi? Yok şimdi mantık olarak beyaz giyince toz olur. Evet, ama siyah giyince niye söz beyaz olsun ki onu anlamadım. Görünmez siyah ki. En dikkat çekmeyen renktir. Doğru. Hani what the fuck is that? Hadi bunu yorumlara yazın. What the fuck was that? Şimdi mesela bu kruzdan geliyor adam diyor ki Samet Bey, Kerimcan Bey ilk ayağımız İstanbul ama bunun akabinde Yunanistan'a, oraya Barcelona'ya, buraya birçok 5-6 tane lokasyona girip buraya geri döneceğiz. Bir hafta boyunca bizimle birlikte olacaksınız. 2000 tane misafirimiz var. Çok kalabalık 2000. Şu an her şeyi bırakıp bir gider misin? Nasıl her şeyi bırakıp? Her şeyi bırakıp derken abi, şu an yaptığımız şeyi. Bu yani bu şılukta. Sen geliyor musun? Geliyorum. Seni terk ediyor muyum? Seni sana satış mı diye. Yalnız gider miydim ki? Ben yalnız tatil yapmayı da çok severim ama birlikte de çok severim. Ben challenge, sana bir challenge bu beraber. Evet, okey. Hayır, zaten kartım yanında, telefonum yanımda. Her şey, ben yanımdayım. Her şey olacak, sen yanımdasın. Evet, okey. Harika, daha gidiyoruz hadi. Hadi. Titanic diye. Jack. İnanılmaz bir sweet. Yoldan geçerken niye bu kadar çok bakıyorlar arkadaşlar? Şaşırıyorlar. Hani sen yani okey kendi ülkende böyle bir insan görmeye alışkın olmayabilirsin. Ama hani öküzün trene baktığı gibi de böyle kafanı çevirerek de izlemezsin evet, yani. Önüne bak yürü. Yani. Hani gerçekten bizim ırkımızda böyle bir şey yok. Yok. Bir kere bakarsın çevirirsin kafanı. Evet. Hani kimmiş yine bakan oluyor ama böyle rahatsız evet, edici suratı. Böyle evet. Abi. Hani what the fuck yani where are you looking at burada bitch? Çok... Açık. İşte böyleler guys. Move out the way. Bak mesela antren olduğunu bak. Gözleri döndü. Bak gözlerinin böyle renkli yerleri yok. Böyle beyaz yerleri var aşkım, sadece. Çok büyükler ve %80 onlar. Bir hanımefendi. Bir hanımefendi beni tanıdı. O Türk. Türksünüz değil mi? Evet. Ay süper. Tek Türk sizsiniz. Çekilirim ki. Hak ettiniz. Hak ettik. Eda. Aa niye? Ne oluyor? Ne yapıyorlar burada? Alışverişe geliyorlar. Mantıklı. Çok onların parası var. Çok mantıklı. Ay bastın sonunda kız. Teşekkür ederiz kız. Hadi onu beklemekten. Şimdi burası tüm restoranların olduğu yer anladığım kadarıyla. Evet. Alışveriş yapılacak bir yerlere gitmek istiyorum ben. O sihirbaz okulu diyor. O ne? Gerçekten sihir mi öğretiyorlar? Bilmiyorum. O ne kız? Bilmem. Sihirbaz okulu diye bir şey görüyor. Gel oraya gidelim. Hadi bakalım. Hani what the fuck yani nedir o? Aşkım sihirbaz okulu diye bir şey bu. Ne bu böyle? Ben anlamadım ya. Wow, tam bizlik bir mağaza bulduk bence. İnanamıyorum.
Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Biz, geldiniz. Burası asalar falan. İnanamıyorum. Neler var? Samet. Asaları var ya, Amerikalardan taşımıştı Can. Ay, evet. Bu Türkiye'de artık olmuş olması harika. Asa satılıyor. Evet. Şu an bir Harry Potter izlemeye başlamış bir insan olarak. Evet. Kendini nasıl hissediyorsun? Beşinci bölümdeyiz değil mi biz? Beşi çok... izleyeceğiz. Melez Prens'i izleyeceğiz işte. Hmm. Ben çok keyif aldım. Uyumadım bu sefer. Evet, çok uyumadı. Birazcık izledi. Ama izledim, beğendim değil mi? İzledim. Hoşuna gitti. Ben şimdi devam edeceğiz onlara. İnanmıyorum. Voldemort'un asası. Oh no. Avada Kedavra diye. Avada. Ama kırılmış ucu. Ay çok tatlı. Evet, inanamadım. Evet. Bunları denemek ister misiniz? Benim cübbem var. O dene. Deneyelim. Deneyelim. Abi sviterin mi olalım? Hepsi hadi. Var. Küçükler de var. Ama kötülence mi kışır? Hadi gel bak. Lüvyanın madiliye gel. Kötü mü olduğumu düşünüyorsun sen? Hayır, benim? Hayır, çok iyi. Sakın. Dur, kravat. Kravat mı? Ay tabii tabii. Grey Lord Walder yazsa diye. Ay seçmen şapkanızı dinleniyorsa diye. İnanamıyorum. Tak bakayım. Bir tane de gözlük vereyim. Ay Harry Potter ama ben mix oldum. Tabii canım. Harry Potter değil. Bu şey oldu. Pasif. Pasiflora diye böyle bir. Hadi sen de giyin. Onu da ver mix olsun. Bu bana olur mu? Hadi giy artık bir şey lübik. Bu. Lübik. Can burayı var ya. Ben aşağı denizden gördüm denizden burayı. Denizden gördü. Koş diyor sihir okulu. Dedim ki bir sihir okulu var yürüyün. Samet. Can. Hogwarts'a gittik mi? Hadi Hogwarts. Ay inanamıyorum bak. Draco Malfoy'un cübbesi. Voldemort'un asası. Harry Potter'ın gözlüğü, seçmen şapka ve ben. Aslında sihir okuluna evet, çok yakıştı. Sihir okuluna geldi. Sihir okulundayız. Şöyle bir, şöyle bir denize karşı bir fotoğraf mı acaba bizi? Biz kaçarmışız. Cübbelerle, kolotoportlarla. Ay bir şey söyleyeceğim. Biz kaçarmışız. Tabii canım. Çantalar. Cübbelerle, kolotoportlarla. Bir şey söyleyeceğim. Petrificus Totalus. Hadi gidelim buradan gel. Çok tatlı şeyler var. Buraya gelinir bu arada böyle gürlüm. Ne o? Harry Potter filminin kamera arkası backstage. Ne? Canavarlar nasıl yapıldı? Plato nasıl kuruldu? Şaka yapıyorsun. Bir tane versen bize yeter. O bayılır. Aşkım ver tabii. Şu Hufflepuff çantasına mı koyduk derdi? Wow, tam senlik bir yerdi. Tam benlik bir yerdi. İyi hissettin mi arkadaşım? Ay şu an Galata Port'a girmemde... Mutlu ol. Aşırı mutlu etti beni burası. Efendim İbrahim Bey? Biz yukarıda Sihir Bakanlığı'ndayız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlendirdiniz bizi. Hadi çekelim gel. Hadi hep beraber çekelim. Hadi grupça. Şöyle be. Hadi görüşürüz kızlar, sağ olun. İyi günler, kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Burada Kaşerel'de çalışıyorum da, mağazaya davet edelim sizi, mağazaya bir... Kaşerel'de ne yapalım, o yol takım elbisesini satacağız bize. Çok isterdik ama hiç lazımız değil. Çok da, aa bak, Derya yolladın çocukları, bak bana takım elbise satmaya çalışıyorlar. Nasılsın? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz biz de. Galata Port'u geziyoruz. Ah ne güzel. Bir şeyler yiyoruz siz falan. İsterseniz Kaşarel'deyiz. Ay. Ya neden? Kaşarel. Kaşarel deyince. Aşkım aşkım şey geldi. Aşkım hiç girmeyelim. Evet tamam oldu. Çok yakışıklı çocuklar çalışıyor. Evet ya. Siz sen onlara... İsterseniz bir fotoğraf çekeriz. Fotoğraf çekeriz. Gel kız buraya, boyun da kısa. Hasan güzel olsun. Hasan sadece kendi. Hasan. Evet Hasan sadece kendi. Ay tamam, çek bugün çekecek Hasan de. Ya. Hadi bakalım. Oraya bakıyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi görüşürüz. Günler. İyi çalışmalar. Gördüm. Zaten bu sokak full balık kokuyor. Evet evet bayağı bir balık. Baksana orada nasıl bir sıra var. Wow. O sırayı beklemek zorundayız. Umarım çabuk geçer. Umarım. İnanamıyorum. Sıraya girdik mi şimdi? Sırada mısınız? Sıradayım evet. Ha okey. Sizin bir anda girince böyle ben de şöyle herhalde girmemiş. Anlamadık sırada mı değil mi? Balık dürüm yemeye geldik. Günlerdir bu anı bekliyoruz. Çok balık merak ediyoruz. Balık dürüm mü?
Ve şu an bildiğiniz sıra bekliyoruz. Evet. Sıradayız. Sıradayız. Oha. Ve çok heyecanlıyız. Senin uskumru dediğin diyorum. Bu. Hani uskumruyu normalde balık ekmek yersin ya hani evet. Eminönü'nde falan aynen gidip yerdik. Öyle. İstinye'de, Kalender'de. Onlar uskumru mu? Uskumruydu. Aa. Ve dürüm halini ben ilk defa yiyorum. Ben de ilk defa. Ve baya... Karılar çığlık. Bir şey konuşuyor yazıyor. Yine Türk değiller. Türk zaten böyle bir hareket yapmaz. Bak biz nasıl konuşuyoruz. Kılçıkları falan temizlemeli bir de. Harika, en sevdiğim. Öyle bir hizmet. Çok merak içerisindeyim. Bunun üzerine biz nasıl gidip Factory'de tatlı yiyeceğiz? O da var. Birer kaşık al. Tabii birer kaşık. Tadına bak, ne yapalım. Ah. Yalanıyor bir de. Çok iyi. Çok iyi edit yapmışlar. Ay ben daldım gittim biliyor musunuz? İçini izliyorsun sen. O Türk filmlerindeki aç çocuklar var. Ben hayatımda bir yerde kadar sıra beklemedim bu arada. Yok keyif alıyorum sıra evet. beklemekten de. Hiç no problemo. Ama çok sabırsızlandı. Böyle kapı gözümün önünde cam ekranda şov. Biz tanıyor. Biz kedinin ciğeri aktı. Yürü bakıyoruz şu an. Evet. Yürü bakalım geldik. Aa. İki. Yerler mi acaba? Sen yer misin çocuk adam? İki çocuk tane. Çıkmak ben şöyle ödeyeyim. Ay çıkmak istemeyene bak her yer. Sadece peçete aldım. Her ay çok güldüm. Sadece peçete aldım diyor. İçecek bir şey de alalım. Ay içi kola aldım. Değil mi? Bize sormak yok. Hanımefendilere. O zaman sorsana. Ne kadar? Ne kadar ikisi? Kolonun ikisi mi 240? Abartma yok. Ne diyor ya? Sen bırak onları bizimle ilgilen. Al aşkım. Başlayalım. Elimizde şey var. Nereye buyuralım? Nereye buyuracağız bizim saatten sonra? Dur bakalım yiyor. Sokaklarla başımıza gelene İçine bak. İçine acaba düzgün ayıklamışlar mıdır? Ay yukarı iyi var. Onu şimdi anlayacağız. Umarım onları ünlü yapan şey. Ben Caner'cim. Hiç beğenmedim. Öyle dermişim. Gerçekten abarttıkları bu muydu? Balıklama şişti. Hmm. Hani? Fena değil. Oturalım kızım. Kalkın diyene kadar otururuz. Gel. Oturacak şimdi otur çabuk. Arkadaşlar, soğan, uskumru, iç malzeme, dürüm. Bakıyor, gördü adam, gördü. Lezzetli, lezzetli. Benim hoşuma gitti. Ama herif çok kabaydı. Zaten oranın yani mekanın bile tavrı o farkında değil mi? Yani mekan bile tavırlı. Kimse kimsenin suratına bakmıyor aşkım. Evet. Herif ya, sadece pişiriyor ve satıyor. Oranın tavrı o. Pişirmek ve satmak. Evet. Tavır o seyyar. Yani tavırları o. Daha büyük bir beklentiyle gidemezdik. Ama çok lezzetli ellerinize. Güzel ben beğendim. Bir küçük. Yani çok öyle ekstrem büyük işte. Hayvani bir şey değil, atıştırmalık. Değil. İki tane yer, açken üç tane yersin. Ben yemem de benim midem ufacık. Korkmamıza gerek yok. Ay dedim, ne oluyor polisler? Özel timler, keleşlerle. Her şey keleşler. Korkmamıza gerek var mı? Yok, diskusi yok. Hayır, okey. Harika. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Bir dakika, 3 lokasyon korkutma daha. Korkutma insanları. Daha 3 lokasyon gezdik. Normalde burada bir çikolatacı, bir şeyci daha var da şu an bir şey yersem ben kusacağım. Evet. Daha ne yiyelim aşkım, yok, yeter mi? Hani bir günde bir insanın yiyebileceği maksimum seviyeyi evet. tamamladık. Ve hani çiğ etler, balıklar, tatlılar, şeyler, börekler. Kusacağım. Mantılar. Ham hayal ettim. Bir çarlı çikolata. Artık yemeyelim dediğine. Tatlıca geldiler bu sefer de. Aman tanrım.
çok güzel görünüyor. Hangisini istiyorsun buradaki? Nerede? Ben bilmiyorum ama galiba kruvasanı arası. Arkadaki videoları izliyorum ben. Ha, biz kendi meyve ne istiyorsun? Evde sadece tatlı muz var. Birazdan muz yiyeceğim. No strawberries. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Anladığım kadarıyla biz burada istediğimiz şekilde create ediyoruz. Evet. Kendimiz tasarlıyoruz. Siz seçiyorsunuz ürünleri de tatlıyla. Mükemmel. Ben kruvasanın arasında, iç malzeme beyaz olanında. Ama kruvasanın içine pastacık kreması sıkıyoruz. Samet tepkileri. Ben şöyle yapmışım. Ben ondan istiyorum. Yok şaka yapıyorum, hiç önemi yok. Çikolatası sütlü olsun ama bol olsun. Olsun, arasına koy, aç arayı koy, yapacak bir şey yok. İçine koy. Yanına koysan senin burada durmanın ne anlamı? İçine koy ki bir anlamı olsun. Evet. Evet, sütlü çikolata. Birazcık daha belki üzerine çikolata döküp onun görseli düzenleyebilirsin. Ben de muz. Bunların galiba içlerine muz olmadığı için onların şenliğe bir şarjdı. Peki bu magnolia kremasını hangi şartlarda kullanıyorsun? Ne alırsak o? Tatlı olarak. Yok onu anladık da hani neyle onu servis ediyorsun? Chocolate cream diye tatlımıza onu da kullanıyoruz veya chocolate cup da kullanıyoruz. Ne videomuzun beni korkutmayın. Yıllar yıllar önce. İnanamıyorum. Bu siz yanındaki misiniz? Hayır şimdi. Nereye uçuyoruz? Adana'dan İzmir'e geliyorduk. Ben kabine almıyordum. Ya biz de görelim ya. Son uçuşumda bu. Sizi bu videoyu paylaştıktan sonra. Bu bitirdi benim. Ay çok özür dilerim. Ben hiç böyle olsun istemezdim. Ben o sırada çok eğleniyordum. Ben de çok eğlendim. Ay iyi şimdi olmuş o zaman. İş arkadaşlarım var. Merhaba kızlar. Ay harika, çok sevindim. Bak her şeyde bir hayır var. Size borçlular yani benim. Ya ay süper. Ne mutlu bana. Ay inanamıyorum neler yaşamışız. Kovulmuş mu? Ben orayı kaçırdım, anlamadım. Ben kabine almaya gidip bundan sonra attılar beni. Son uçuşumda bu. Adam kovulmuş. Bu bitirdi beni. Ay çok özür dilerim. Ben hiç böyle olsun istemezdim. Ben o sırada çok eğleniyordum. Ben de çok eğlendim. Ay iyi şimdi olmuş o zaman. İş arkadaşlar. Tamam, sen neyi bekliyorsun? Zorlanıyorsun. Ben arkadaşımı neyi bekliyorum? Arkadaşım Rahim. Bir şey diyeceğim. Çok hoş görünüyor ve bence bunu burada şu an yiyerek çok mantıklı. Evet arkadaş. Bu lotusumsu bir şey. Ne bu? Üzerindeki. Bilmiyorum. Ev üstündeki lotus. Kız bunu ısıttı bir de. Ay balığın üstüne bu birazcık mantıksız. Ay tamam var ya. Zehir. Ne ya? İnanamayacaksın. Ay böyle bir şey ha. İnanılmaz. Wow. Çikolatası harika. Abi o kadar çikolata olan bir şeyin kötü olma ihtimali yok. Sen hemen bunu dene. Wow. Ay düşüyordum. Çok kötü. Ay bir de var ya. Ömür boyu birbirinizin ağzına böyle verin diye. İnşallah böyle birbirinizin ağzına verin. Evet. Amin. O videomu diyor. Bundan böyle hiç ona gelemiyorum. Wow. Şunu yiyince bitiyor her şeyim benim bu arada. Can bunu lütfen dene, şuna bak. Ay yumuşak çok. Can şuna bak. Wow. Deyip bunu yiyor. Bir dakika arkadaşım. İkiye böyle ben okunacağım şimdi. Bak şurayı sana ayırıyorum. Buradan sonraki durak. Amerikan hastanesi. Hastane. Mideyi kalkmak lazım. Ben de var, içersin. Hayatımda içtim en iyi şey. Nasıl? Abi çok başka bir boyut. Çok güzel ama benimki daha güzel. Anladın mı? Çok doydum ben. Burası daha iyi. Ay şu kameraman çocuğa da verin iki lokma. Gerçekten ben bunu düşünmekten yani uykularım kaçıyor. Veriyorlar mı gerçekten? Yiyor mu bu çocuk yani? Dürümden yemedi mesela. Kesinlikle yemedi. İki tane ödediler çünkü. Bundan da üçüncü tabak almadılar. Artıklarını yiyor. Üçüncü bir servis yok. Niye üçüncü bir servis yok? Çocuk yiyecekse sizin çatalınızda mı yiyecek? Çok geriliyorum ben bu konulara. Ben zürafa, sen sokak.
de üstüne tükürdü, tam oldu. Çocuk nasıl yiyecek şimdi onu? Hayır, tamam, hadi gidelim, kapatıyorum. Tanzila basan manuk ya. Ay, çok iyi. Ay, madem sokak happeleri. Evet, yiyelim kestaneleri. Soy. Aşka madem sokak happeleri. Yapıştır kestaneleri. Kestane. Sen mi yaptın bunları? Evet. Olay, ellerine sağlık. Kim çizdi? Sen mi çizdin? Kim çizdi? Çizmek önemli biliyorsun. Tabii canım. Nerelisin? Siirt. Siirt dedi. Ayılamıyorum. Beni buluyor. Ben Siirt fanıyım. Bayılırım. Kalay gelsin. Bir şey sorabilir miyiz? Burada zürafa sokak var biliyor musunuz? Evet. Nerede? Nerede tam olarak? Öyle hayır. Korku korku biz öyle video çekiyorduk da sana bir soralım dedik. Biliyor musun yerini? 100 metre sola ileride. Tamam. Aa, siz nereden biliyorsunuz? O ünlü mü sokak mı? Ünlü sokak. O eşinde beri var evet. Şimdi açık değil mi? Açık değil, kapalı şu anda. Aa, biz de belki bir şeyler deneriz falan. Eskiden çok gittik ama şu anda kapalı. Gittin sen. Şu anda oteller meşhur oldu. Sen daha önce gittin mi? Güzel miydi? Tabii. Gençler, ortacılar hepsi vardı. Müthiş. Hadi kendine iyi bak, görüşürüz. Amca bay bay. Dün biz git sol dedi. Yani şu soldan soldan gideceğiz işte. Biz zürafa sokağı arıyoruz nerede acaba? Ve düz mü gideceğiz? Buradan devam edin ileride. Ha tamam, çok sağ olun. Tamam. Sağ olun. Bu video Karaköy sokak lezzetleri ya. Dedik ki hani buraya kadar gelmişken zürafa sokağa da gitmeden olur mu? Burada şu taraftan da. Taksici bilir, soralım mı? Sor. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Zürafa sokak nerede biliyor musunuz? Konumdan bakıyorum. Ola ben de bakarım. Sen bilmiyor musun böyle hani? Bilmiyor. Tamam, ben ona göre size sağdan mı? Buradan, buradan. Sol, sol aşkım, biz biliyoruz, sen bile bilmiyorsun. Ay, taksici konuma bakıyor. Ben daha iyi biliyorum ülkeyi. Konumda sen müşteri götüreceksen, ooo işimiz var. Canım. Sonra niye İstanbul'da taksi yok? Öyle adam yol gideceğim. Bilmiyor, iz bilmiyor. Taksi yok. Hadi bakalım. Ay, nerelere geldik biz? Kız neredeyiz? Nerede bu zürafa? Burada olduğunu hiç zannetmiyorum. Bundan kaçırdı bizi ha. Şurası yine. Nerede? Ha, buraya mı getirdi bizi? Evet. Belki şu beyefendi biliyordur, soralım. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Girmeyin oraya ya, ışık yok. Zürafa sokak nerede biliyor musunuz? Ne sokak? Zürafa. Zürafa yok nerede? Normalde bu sokak burayı olarak gösteriyor konum. Evet, genelde buraya girmeye çalışıyorlar ama genelde yok. Yani burası ne? Hiç bilmiyorum. Zürafa sokak kapanmış arkadaşlar, gidemedik. Zürafayı göremeden dönüyor. Zürafayı göremeden kapatıyoruz bu videoyu. Neyse, Manukyan'a sevgiler olsun. bu videoyu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Zürafa sokak diye geldik ama maalesef kapanmış. Yıllar yıllar önce ünlüymüş. Madem dedik Karaköy videosu çektik, evet. Bu video burada kapansın. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir videoydu. Şimdi ben hemen edite geçiyorum. Keşke dışarıya çıkmasaydım da çekip saat 8'e yetiştirseydim ama muhtemelen siz bu videoyu 10 ya da 10.30 gibi izleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Beğenmeyi falan artık lütfen. Lütfen ama. Lütfen. Bakın, Nuri Sinan'ın videosunu başa koydum kasten, bunu da izleyin diye. Lütfen Nuri Sinan'ı izleyip çıkmayın. Bunu da izliyoruz. Sonra beğeniyoruz, abone oluyoruz, yorum yapıyoruz, sonra çıkıyoruz. Yalvartmayın insanı. Bakın, lütfen. Bay bay.